Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Rehber Gündem programı ile bu hafta da karşınızdayız. Yine gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını, sıcak konularını konuşacağız. Stüdyoda önemli, değerli bir konuğum var. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Müsaadenizle ben bazı başlıkları aktarmak istiyorum izleyicilere. Değerli izleyenler, peki bugün neyi konuşacağız? O sıcak başlıklar içerisinde malumunuz dün Başbağlar Katliamı'nın 28. yıl dönümüydü. Alma programları vardı. Başbağlar Katliamı'nı konuşacağız. Bununla birlikte elbette ki olmazsa olmaz Türkiye'nin sorunlarından maalesef, kronik sorunlarından ekonomik sorunları konuşacağız. Masaya yatıracağız. Yargıda reform son günlerde konuşuluyor. 4. yargı paketi mecliste görüşmeler devam ediyor. 4. yargı paketini değerlendireceğiz. Paket halkın beklentilerini karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bu soruyu Hüseyin Bey'e yönelteceğiz. Bununla birlikte Afganistan'da Türkiye-ABD ilişkileri, Mısır'daki idam kararları, malumunuz Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci de var. Bu bağlamda değerlendirmelerimiz olacak. Kanada'daki kiliselerde çocuk mezarlarının ortaya çıkması, 1000'den fazla çocuğun cesedi ortaya çıktı. Yine bunu değerlendireceğiz. Batı'nın asimilasyon politikalarını değerlendireceğiz. 12. yılında Urumçi katliamını da bu anlamda değerlendireceğiz. Bu konu hakkında, katliam hakkında Hüseyin Bey'e yönelik sorularımız olacak ve Filistin'i konuşacağız. Kısaca konu başlıklarını sizlere aktardıktan sonra Hüseyin Bey'e sorularımı da yönetmeye başlamak istiyorum. Hüseyin Bey, Başbağlar katliamı 28. yılı dün hem Başbağlar'da düzenlenen programla hem de Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen programlarla o katliam bir kez daha gündeme geldi. Tekrar konuşuldu. 33 masum tekrar anıldı. Rahmetle yad edildi. Öncelikle Başbağlar katliamı ile ilgili sizin düşüncelerinizi almak isterim. Ben de öncelikle orada o hunhar saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim onları katında şehit olarak yazsın ve şehit muamelesi yapsın onlara. Çünkü mazlumca bir şekilde öldürüldüler. Şimdi katliamın meydana geldiği yıla baktığımızda 1993. Ve 90'lı yıllar devlet içerisinde kirli yapılanmaların zirve yaptığı, daha doğrusu eline silahlı olan legal ve illegal kesimlerin kimin ne yaptığının kontrol edilemediği, kimin kiminle aşık attığı ya da kimin kiminle işbirliği yaptığı, yani argo deyimle kimin eli kimin cebinde bilinmediği bir dönem. Şimdi bakıyorsunuz Sivas'ta Madımak Oteli'ne yönelik bir provokatif bir eylem gerçekleştiriliyor. Ve orada olaylar oluyor, insanlarımız ölüyor. Yani düşüncesi ne olursa olsun Türkiye'nin insanları, vatandaşları orada ölüyor. Yani devletin korunması, himayesi altında olması gereken insanlar. O birileri provoka ediyor halkı, harene getiriyor ve arada istediğini alıyor. Provokatif olarak bazı insanların ölümüne sebep oluyor veyahut da kendileri öldürtüyor provokatörlerce. Hı hı. Ardından birkaç gün sonra bunun intikamı olarak, çünkü medyada öyle yansıdı, Madımak'ın, Sivas'ın intikamı olarak çevredeki Sünni bir köy olan, Tunceli'nin Sünni köylerinden olan, Erzincan'ın evet, Sünni köylerinden olan Başbağlar'a geliyorlar ve bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Yapan kim? PKK. Ve Türk Solu birlikte, yani orada TİKO var, birlikte çalıştıkları o dönemde. Ve bu eylemi gerçekleştiriyor ve yaparken de bunu intikamı niyetiyle yapılıyor. Alevi-Sünni çatışması mı o an? Yani burada tabii. Diyor ya şey, belki tezgahlanan oyun çok farklı. Ve oyunda figüranlar var, alet olanlar var, taşeronlar var. Netice itibariyle beklenen gerçekleşmedi. Yani o istedikleri şekilde Alevi-Sünni çatışması çıkartamadılar. Ve o dönemde
Bu işin özellikle Sivas katliamında işin provokatörlükte ve sonrasında da oradaki Sivas halkının, dindar halkının mağdur olmasını, iftiraya uğrayıp katil sıfatıyla yargılanmalarını sağlayan ve birçoğunu halen cezaevinde cezaevine sebep olan bir siyasi oluşum şu an hükümetin ortağı. Yani dün öyle bir tezgahın içindeyken bugün daha farklı bir tezgahın içerisinde. Bakıyorsunuz ki işleri karıştırma noktasında başrol oynuyordu. Yani bir tahta dikmişler orada Ali Baba mahallesinde. Kim kimi tanıyorsa ismini oraya yazıyor ve oradaki isimler hepsi kim kimden hoşlanmıyorsa ismini yazıyor. Olayda onu da gördüm, o da vardı diye. Ve o tahtaya geçen isimler hepsi idamnameye geçti ve o insanlar ceza aldılar. Orada olmayan insanlar ceza aldı o gün. Yani amaç ne kadar çok kişiyi bu olaylarda mağdur edebilirsek, yargı eliyle mağdur edebilirsek, o çatışma ortamını oluşturabilirsek diye. Ardından işte bu PKK'nın taşeronluğunda başbaraya yönelik olan eylem ve orada o Müslümanların katledilmesi, şehit edilmesi tezgahı ortaya koyuyordu yani. Dediğim gibi yani benim bu düşünceme göre derin yapılar bu işin bir yerlerinde var. Ve bazı insanlar yakalandı o dönemde. Bazı PKK'lılar yakalandı. Başbaralar katliamıyla ilgili. Hepsi beraat ettirildi. Davayı Ankara'ya, oradan İzmir'e taşıdılar. Ve hasil niyetinde geçen süre içerisinde sanık kalmadı, fail kalmadı ve hepsi beraat etti. Ve faili meçhule gitti olay. Yani böyle bir tezgah vardı. Kirli bir tezgahtı. 28 yıldır aydının hatırlamaması. Tamam, fail tetikçi belli ama bu tetikçilerin arkasındaki güç, bu tezgahı organize eden güç kim? Bunun üzerine neden gidilmedi? Hala i̇şte, da gidilmedi. Eğer diyor hırsız evdense kapı kilit tutmaz yani ve sen yakalayamazsın. Evet. Şimdi yani devlet içerisindeki birileri de bu işin organizasyonunda veyahut da bu işin başrolünü oynadı ya da birileri bu taşeronları tutanlar da belki bunlardı. Çünkü bunu gördük yani 90'lı yıllarda. Yani birçok olayda bir şey yapılmak isteniyorsa bakıyorsunuz ki ucu devlet içindeki derin yapılara dayanıyor. Çürük elmalara yani o emniyete veyahut da istihbarata ki ideolojik olarak orada örgütlenmiş kesimlere dayanıyor ve bunlar üzerinden bazı şeyler sahneye konmaya çalışıyor. Yani bir proje uygulanmaya çalışılıyor. Bir hedefe yönelik olarak. Çünkü dikkat ederseniz artık o dönemde 93-94 yılları İslami kesimin büyük bir uyanışa geçtiği, siyasi anlamda güçlendiği ki 94'teki yerel seçimlerde büyük çoğunlukla İslami kesim, yani Refah Partisi'nde örgütlenmiş olan İslami kesimler belediyelerin birçoğunu aldılar. Yani bunun önünü alma için de ve sonra ta ki 28 Şubat'ta fiili müdahaleye kadar gelindi. Yani devlet içerisindeki ideolojik düşünen ve ideolojik doğrusu sistemi muhafazayı kendi ideolojiyi doğrultusunda kendine görev edinen ve bunun için her türlü kirli işlere girmeyi mübah gören bazı kesimler bu tip işlere girdiler ve başbağlarda olan işte başbağların hedef seçen Müslümanlar oldu. Sarıda yani şimdi daha öncesinde de mesela bölgede Susa katliamı var aynı şekilde. Bir yıl önce. Benzerdir yani, kardeştirler yani. Acılar aynı, camiden çıkarılan insanlar orada da burada da aynı şey, yöntem aynı, yapan örgüt aynı, taşeron aynı. Büyük ihtimalle taşere edenler de aynı kişiler. Toplumda bir iç karşılığı çıkartma ve böylece kendilerine göre bazı şeyleri elde etme düşüncesi var benim kanaatime göre. Peki müsaadeniz olursa ben ekonomi gündemine de girmek istiyorum. Siz de takip etmişsinizdir. Dün Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık bazda enflasyon oranı da belli oldu. Aylık bazda da belli oldu. Ancak TÜİK'in açıklamış olduğu bu rakamlar
her zamanki gibi tepki çekti, eleştirildi. Gerçekler yansıtılmıyor diye ki bazı bağımsız kuruluşların yapmış olduğu araştırmalara göre enflasyon farkı TÜİK'in açıkladığı verilerin 2-3 katı dolaylarında. Bu enflasyon verileri belli olduktan sonra kamu çalışanlarına da emeklilere de gelen zam oranı belli oldu. 8,45 oranda bir zamdan söz ediliyor. Tabii memurlar bunu zam olarak kabul etmiyor. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bugün yayınımıza katılıp bunun zam olmadığını ifade etmişti. Memurların enflasyona ezdirildiğini belirtmişti. Bu anlamda neler söylersiniz? Maalesef işçi, memur ve emekli sürekli enflasyona ezdiriliyor. Ki iktidarın bir sözü vardı. Yani kamu çalışanlarını, memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmeyecekleri yönünde bir sözleri, talepleri vardı. Ve enflasyonda da bekledikleri tek haneli rakamlara düşüreceklerdi. O hedefi de tutturamadılar. Gittikçe açı genişliyor. Beklenen, tahmin edilen rakamların üzerinde sürekli çıkıyor. Yani yıllık ve aylık enflasyon tahminleri yapılıyor. Hükümetin kendine göre işte 6 ay sonra, 1 yıl sonra enflasyon şu olacak diye bazı veriler paylaşıyorlar. Ve netice itibariyle o gün geldiğinde tüm alavere dalavere rağmen, tüm ayak oyunlarına rağmen, yani kalem oynatmalara rağmen enflasyon yine beklenenin üzerinde çıkıyor. Yani şimdi diyeceksin nasıl oluyor bu? Yani TÜİK'in belli bazı kalemler üzerinden enflasyonu ölçüyor. Bazen bakıyorsunuz ki işte ihtiyaç olmayan bir madde yazın. İhtiyaç olmayan bir kalem oraya eklenmiş. İhtiyaç olmadığı için arz talep meselesi. Onun fiyatı düşüyor. Fiyatı artmamış. Böylece o paketi totalde enflasyonu böylece daha düşük çıkartmaya çalışıyorlar. Yani 1 Temmuz'da yapılan kalemlerle oynuyor. 1 Temmuz'da ise gece itibariyle tamamen bu geldi. Uyanıklık diyebiliriz yani. Hı-hı. Tam böyle bir kurnazlıktı yani. Çünkü işçiye, memura, emekliye bu 6 ay yani bu Haziran'a kadar olan artışa göre zam verecekti. Ücretlerini ona göre yani zam deyince şimdi artık modern bir daha doğrusu yeni bir kelime ürettiler. Zam yerine fiyat düzenlemesi. Ücret düzenlemesi adam yapıp ona göre hak ettiği ücreti vermesi lazım. Bir de veriler açıklanıyor. Açlık sınırı deniyor, yoksulluk sınırı deniyor. Farklı işçi ve memur sendikalarının açıkladığı şeyler var. Rakamlar var. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını açıklıyor. Birisi 9 bin diyor küsur, diğeri 7 bin küsur diyor. Yoksulluk sınırı. Açlık sınırı hemen iki tarafında hem Türk İşçi Memur Sen'in rakamlarında da yani birbirine yakın diyelim 2 bin, 3 bine yakın. Evet. 3 bine yakın bir fiyat. 2800, 2700 açlık sınırı. Şimdi emeklinin aldığı emekli maaşı ne? Yani büyük bir çoğunluğu 2000 dolayında emekli maaşı alıyor. Yani 1500 lira emekli maaşı alan insanlar var. Bakıyorsun ülke biz yani bütün bu son dönemdeki şeye baktığımızda maliyetler artışına baktığımızda yani inşaat emlak fiyatları artmış sebep inşaat girdilerinin artması. Demirin, çimentonun ve benzeri işte maliyet arttı. İnşaat fiyatları arttı. Ev fiyatları, emlak fiyatları arttı. Bir bakıyorsunuz ki bir de o artınca kiralar artıyor. Yani bir nevi zincirleme gidiyor. Hı-hı. Veyahut da siz benzine zam yapıyorsunuz. Ama bekletiyorsunuz. Benzine, doğalgaza, LPG'ye ve benzerlerine ne şey Haziran'da değil de 1 Temmuz'da bunu açıklıyorsunuz. Şeye girmedi. Enflasyona yansımıyor bu. Çünkü zam olduğunda akabinde özellikle benzin ve benzeri petrolüne zam geldiğinde bütün mallara zam geliyor. Hı hı. Her şey ondan etkileniyor. Ve bu da
enflasyon rakamlarını artıracaktı. İşçi memurun cebine, yani işçi ve memur ve emekli enflasyona ezdirilmemiş olacaktı. Ama böyle bir uyanıklıkla maalesef işçi memur yine enflasyona ezdirildi. Yani bir de açıklanan rakamlara baktığımızda da yani farklı bazı şirketlerin yaptığı açıklamalar var. Mesela şu an TÜİK'in açıklaması Haziran ayında diyor ki 1.94 enflasyonu veriyor ama başka bir şirketin verdiği açıkladığı 3.28 diyor. Yani yıllık enflasyon 17.53 diyor. Ama diğer şirketin 6 aylık, yıllık da değil, 6 aylık oradaki enflasyon rakamı 19.16. Yıllık da değil yani, 6 aylık şey böyle. Dolayısıyla baktığımızda yani burada işçiye, memura gelince yani tasarruf tedbirleri diyorlar ya, bütün tasarrufu hep vatandaşa, işçiye, memura, emekliye siz kemer sıkın, siz tasarruf edin. Hı hı. Porsiyonlarınızı küçültün, işte ekmeği az yiyin. Kırmızı et tüketmeyin. Dolayısıyla simit, çay ve simitle idare edin deniyor. Ama bakıyorsun sermaye sahiplerine kimse onların kemer sıkın demiyor. Ya da kamu da, yani şudur hani kamu kurumu ya da kamudaki makamlar zenginleşme makamı değildir. Hizmet makamıdır. Ve o makamda olan, yönetici makamda olan, yöneticilik makamında olan, hizmet etmesi gereken o insanlar, halkın, o toplumun en fakiri gibi yaşamak zorunda, yani onun gibi yaşamak zorundadır. İslam toplumunda böyleydi yani. Ömer bin Abdülaziz'in örneği var. Veya diğer İslam halifelerinin örneği var burada. O vatandaştan farklı yaşamıyorlardı. Evet. Hazreti Ömer, meşhur bir kıssadır, anlatılıyor. Bir gün diyorlar eve geliyor, bakıyor ki hanımı yeni bir elbise almış. Hayırdır, nereden getirdin? Diyor, bana verdiği mutfak harçlığından diyor, ben artırdım. Ve diyor, kendime yeni bir elbise aldım diyor. Öyle mi diyor, tamam. Gidiyor, şeye diyor ki, benim maaşımı kısın, şu kadarı fazladır. Niye? Artırabiliyormuş. Evet. Bir yönetici tasarruf tedbiri olacaksa, yönetici kendinden başlaması lazım. Tepeden başlar. Tedbirler tabandan başlamaz, tavandan başlar. Peki o zaman tasarrufla... Yukarıdan başlar, aşağıdan başlıyor maalesef. Hı hı. Yani siz böyle yaparsanız o zaman ne enflasyon, yani hiçbir şey kontrol edemezsiniz. Enflasyonu da kontrol altına alamazsınız. Böyle bir şey ki, yani AK Parti iktidara geldiği dönemde, hatta Refah Partisi geldiğinde, o büyük bir savurganlık, büyük bir vurgun vardı ve hazine bomboş. Gelirler geldiği gibi gidiyor, yetmiyor, bir de borçlanıyor. Yani o zaman rahmetli Erbakan'a sonra direkt ne yaptınız? Ekonomiyi düzelttiniz. Direkt kayıp kaçaklar vardı yani. Herkes bir taraftan devletin hazinesine bir hortum bağlamıştı. Oradan kendi çiftlik gibi şahsına, şirketine, ailesine bir taraflara çekiyordu onu. Evet. Ödü geldiğimizde onları kapattık, o delikleri kapattık. Birikmeye başladı, havuza birikmeye başladı. Ve şimdi de veriyor, dağıtıyoruz yani. Şu an öyle bir aşamaya gelmiş ki, hazineye birden fazla hortum bağlanmış ve bir yerlere akıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri konulu bir genelge yayınlandı. Kamu kuruluşlarına yönelik. Ancak bunun içerisinde hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis bu genelgede muaf tutuldu. Yani kamu kuruluşlarında tasarruf tedbirlerinde muaf tutuldu. Bu da eleştiri konusu oldu. Dün Hüdapar Genel Merkezi'nin yapmış olduğu gündem değerlendirmesinde de bu mesele gündemdeydi ve eleştiri almıştı. Eleştirmiştiniz bu konuyu. Size göre tasarruf tedbirleri konusuyla ilgili atılan adım geç kalınmış bir adım. Ancak evet, yetersiz. Zaten geç kalınmış. Yani ve siz buradan bazı kurumları muaf tutamazsınız. Muaf tuttuğunuzda bir de sadece bir genelge yayınlamakla da olmuyor. Hı hı. Şu an artık dikiş tutmuyor. O kadar çok yani kamu değil mi? Hizmet makamında olanlar, yönetici makamında olanlar, hı hı, yani il ve ilçeden tutun da Ankara'ya, merkeze kadar bu kurumlarda olan insanlar, bu yetkiyi elde yetki olan insanlar
Yani çok rahat bir şekilde harcıyorlar. Kendi babalarının malı gibi harcıyor halkın malını. Maalesef. Yani çiftlik gibi kullanıyorlar tabiri caizse. Çökmüşler resmen. Yani bakıyorsunuz ki yani yetmedi şimdi tasarruf tedbiri orada yazmamış yani. Ben tedbirlere baktım orada yok. Birden fazla maaş alanlar ne olacak? Tedbir önce onlardan başlayın. Çok mu hizmet etmek istiyor bu insanlar? O zaman aldığın maaşı yetinsin. Diğer kurumlara da ve de diğerlere de hizmet amaçlı gitsin. Yani düşünün en yüksek devlet memurundan daha fazla maaş alan insanlar var. 3-5 yerden maaş alıyor ve bakıyorsunuz 150 bin liraya tekabül eden aylık maaşlar. Siz bunu yaparken vatandaşlara diyeceksiniz ki işte alın ben sana işte 100 lira 200 lira zam verdim işçiye memura ki bütün devlet şu an işçinin memurun sırtında dönüyor. Onların çalışmasına bağlı. Sistem öyle. Onlar çalışmazsa sistem çökecek. Bir açık oluyor bakıyorsun vatandaşa ceza kesilmeli. Yani hazinedeki o birileri işte 3-5 fazla maaş alan birileri daha fazla kazansın diye ya da sermaye sahipleri daha fazla kazansın diye bakıyorsunuz ki işte vatandaşa maske cezası kesiliyor, trafik cezaları kesiliyor. Yani öyle ki tuzak kuruyor vatandaşa yani devlet tuzak kuruyor işte trafik cezası kesmek için. Ve onunla bakıyorsun döner yani. Şimdi siz ceza kesmekle vatandaşın sırtına işte vergiyi bindirmekle devleti kalkındıramazsınız. Öğretmeniz lazım. Öğretmenizi dışarıya satmanız lazım. Para girdisi olması lazım. Yani ihraç edeceksiniz onu. Öğretim yok. Öğretici desteklenmiyor. Böyle olunca her şey vergiye biniyor, vatandaşın sırtına biniyor. Artı şu an değil mi? Tedbirler açıklandı. Bununla ilgili bir açıklama yok. Yani veyahut da meclis ve cumhurbaşkanlığı külliye bundan muaftır. Bizim düşüncemize göre külliye de bu işi içinde olması lazımdı. Hatta örnek olması lazımdı. Evet. Birçok masrafı kısması lazımdı. Ve böyle yaparak halka örnek olmaz. O zaman vatandaş gönül rahatlığıyla bu tedbirlere uyardı. Şimdi siz bunu yaptığınızda ve artık bol harcamaya, müsrif bir hayata alışmış, israf etmeye alışmış olan mevki ve makam sahipleri, idareciler bunu nasıl şey yapacak, nasıl uyacak buna? Çünkü iyi bir takip mekanizması gerekiyor. İyi bir takip olmazsa siz bu tedbirleri uygulayamazsınız. Yani bakıyorsunuz tedbirleri uygulayacak olan zaten israfın içerisinde. O zaman pardon araya girmek istiyorum ama Hüseyin Bey, tasarruf tedbirleri konulu genelge yayınlanınca hükümet bir anlamda şunu da itiraf etmiş oluyor değil mi? Kamuda büyük bir israf var. Evet. İsraf olduğu için bir genelge yayınlanıyor. Bunun farkındalar. Malumun ilanıdır. İsraf var. Ve bu israfı dediğim gibi mutlu bir azınlık oluşmuş ve bunları doyurmak için vatandaş habire vatandaşın kemeri sıkılıyor. Artık kemer yetmedi şu an boğazı sıkılıyor. Evet. Abi bunun yanı sıra bir de şu da var. Yani gündem değerlendirmesinde siz de değinmiştiniz bu konuya ama işte yolsuzluk, rüşvet, rant, adam kayırma gibi iddialar da son zamanlarda fazlasıyla gündeme gelmeye başladı. Bu konuda da yine hükümete çağrınız olmuştu. Ciddi tedbirlerin alınması hususunda. Yani bir devleti, bir sistemi ya da bir hükümeti, iktidarı devirecek olan belli bazı şeyler vardır. Hı hı. Yani bunlardan bir tanesi belki ekonomide yani vatandaşın aç olması. Yani o vatandaşın tenceresinin boş olması. Süleyman Demirel'in meşhur bir lafıdır. Diyor boş tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur. Evet. Yani vatandaşı ezdirirseniz, bir de uçurum olursa yöneticiyle yönetilen arasında ücretlendirmede uçurum olursa, adil bir ücretlendirme, adil bir vergilendirme olmazsa
O zaman ister istemez bu hoşnutsuzluğa sebep olacak. Ve birileri de rüşvete, israfa alışan insanlar da yolsuzluğa kolay kolay hemen düşer. Rüşvete hemen alışır. Zimmetine para geçirmeye, çünkü zemin müsait. Hı hı. O hayatı devam ettirebilmek için her türlü kilişki içerisine girecek ve bugün görüyoruz ki yani mafya ile ilişkiler, kurulan borsalar, yani yargı da dahil. Birilerini bulunca bakıyorsunuz ki ya da parası olan istediği şekilde istediği kararı çıkartabilmiş. Kamudan, devletten istediği haleyi alabilmiş. Birilerini görünce, birilerine ulaşınca, doğru adama ulaşınca istediği haleyi alabilmiş. Yani sebepsiz zenginleşme şeyleri de çoğalmış. Bir bakıyorsunuz ki hiçbir şeysi yok ama iktidara yakın ya da birilerine yakın, birilerinin adamı birkaç yıl sonra o şehrin oyla en zengini arasına girmiş. Neden getirdin bunu? Kimse hesap sormuyor. Yani balık baştan kokar. Misali şu an o kadar çok sistem kirlenmiş ki yani düzeltmek için birçok makam sahibinin, koltuk sahibinin o koltuklardan edilmesi, hatta cezalandırılması, caydırıcı şekilde cezalar uygulanması lazım. Ağır cezalar getirilmesi lazım. Bu tip yolsuzluk, rüşvet, benzeri işlere girenler, kirli ilişki içerisine giren insanlara yönelik hem temizlenmesi, hem bir temizler operasyonuna ihtiyaç var kısacası. Ve bunu kim yapacak? Nasıl yapacak? Yani bazen değil mi? Bunu yapınca işi eli kirli olana verdiğinizde oradan bir sonuç çıkmaz. Maalesef. Temiz insana bulunması lazım. Ve o temiz insanlarla bir temiz eller operasyonu yapılması lazım. Yani bu tip kirli ilişkilere içine giren, rüşvet, yolsuzluk, mafyatik ilişkiler içerisine girenler, yani çökenler, oraya buraya çökenler, işte çiftlik, arpa, bazı yerleri işte arpalık gibi gören insanların elinden kurtarılması lazım. Kamu kurumlarının, kuruluşlarının, değil mi? Yani kamu kurum ve kuruluşlar hizmet makamıdır. Yani orada, oraya geldiğiniz vakit, yani kendinize, şahsınıza, ailenize, çevrenize de birilerine rant sağlama makamı değildir. Hı hı. Ve oraya gelen insan ayrı bir yerde halkın, bu halkın çocuğuysa, insanıysa halk gibi yaşaması lazım. Peki. Peki Hüseyin Bey, yargıda reform meselesi. Özellikle son bir yıldır, 1,5 yıldır yargıda reform gündemde. Geçtiğimiz aylarda yeni reformlar geleceği yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulunmuştu. Birinci yargı paketi, ikinci yargı paketi, üçüncü ve dördüncü yargı paketi de mecliste teklif sunuldu. Yalnız içerikle ilgili tartışmalar var ve tepkiler var. Yani sizce bu dördüncü yargı paketi toplumsal beklentileri karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Şimdi bu yargı paketleri bir plan çerçevesinde işleyen 2023'e kadar planlanan bir dizi pakettir. Evet. Yani reform paketi diye geliyor. Ve şu an dördüncüsü ne sıra geldi? Şimdi bu paketler yapılırken konjonktürel davranılıyor. Hı. Yani o günün oluşan baskıya, taleplere ya da ulusal veya da uluslararası baskıların etkisinde kalınarak bazı düzenlemeler yapılıyor. Yani yap boz tahta şu an yargıdaki birçok, şu an kanunlar, normalde kanunlar yapıldığı vakit şahsa göre kanun yapılmaz. Kanunlar geneldir. Bir durumu tespiti ortaya koyar ve ona göre o genel ilkeler koyar, genel ilkelere göre değerlendirme yapılır. Maalesef kanunlar yapılırken işte biz şu kanunu şöyle yaparsak falan keser istifade edecek bu yasadan, olmaz onu çıkaralım. Daha önceki pakette de gördük mesela, daha önceki işte bu bazı kişilerin de MHP'nin ısrarıyla birilerinin çıkması için baskı yapıldı. Şunlar girsin, şunlar girmesin, şu olsun, şu olmasın diye ısmarlama kanunla bir yere varamazsınız. Ve ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ki işte önceki pakete yapılan bir değişiklik, sonraki pakete bir daha değiştiriliyor.
yeniden düzenlemeye gidiliyor. Ya da toplumun asıl beklentisi olan konularda uluslararası baskıların neticesinde oralara girilmiyor. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı, değil mi? 1 Temmuz itibariyle tamamen fesh oldu. 3 aylık süresi doldu ve tamam şu an yürürlükten kaldırıldı. Bakıyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesi'nin ruhu yaşıyor. Sözleşmenin kendisi feshedildi ama onun uygulaması o örnek alınarak, esas alınarak yapılan yasalar, kanunlar, TCK'daki maddeler duruyor. Medeni kanundaki maddeler duruyor. Yani başı başına bir aileyi ifsat kanunu var, aileyi yıkma kanunu var. Aile koruma kanunu ismiyle çıkarılan 6284 sayılı yasa. Şimdi oradaki o sözleşmenin ruhuyla yapılmış olan maddeler duruyor. O zaman bu içerideki Müslümanların, dindarların baskısıyla göstermelik olarak bu kaldırıldı. Aslında Avrupa'ya da birilerine de baktığımız kaldırdık ama her şey ortada. Düzenleme bu paketlerde bunun olması lazımdı. Ne de bu paketin uzantısı mesela burada genç evliliklerin mağduriyetinin giderilmesi lazımdı. Evlenmiş çocukları var ve adam cezaevinde. Ailesine ekmek götüremiyor. O kadının suçu ne? Yani nikahsız birlikte yaşasa sorun yok. Evet. Ama evlendiği için evet. Suçlu. Bir de siz kanunla ergenlik yaşını tespit edemezsiniz ya. Toplumdan topluma ergenlik yaşı değişiyor. Yani bazı toplumlarda erken ergenlik kadına ve erkekler erken ergenliğe giriyor ve eğer karşılıklı istiyorlarsa bir yuva kurabilirler. Amerika'da bazı yerlerde de daha bazı geç. Bazı eyaletlerde 12'ye kadar düşürmüşler. Mesela Sibirya gibi yerlerde soğuk kuzey ülkelerinde ergenlik daha geç ergenliğe giriyorlar. Onlar 18 yaşında diyelim ergenliğe giriyor. 18 olabilir. Siz bütün yani evrensel böyle bir kural koyamazsınız. Çünkü biyolojik bir olaydır. Biyolojik bir olay olduğu için de farklılık gösteriyor. Ama nedir? Siz getiriyorsunuz, herkese diyorsunuz ki şu yaşta olacak, şu yaştan önce olursa ben seni cezalandıracağım. Hı hı. O yüzden biz diyoruz ki Türkiye için yani daha önceki medeni kanundaki evlilik yaşı makuldu. Olağanüstü durumlarda da mahkeme yoluyla kazayı rüşt elde ediliyordu. Ve aileler çocuklarını evlendirebiliyorlardı. İki tarafın rızası varsa, ailelerinde onayı varsa mahkeme de izin veriyordu. Evlenebiliyorlardı. Bunda bir sorun olmuyordu. Ama İstanbul Sözleşmesi'ndeki o şey alındığı için orada bir şey var ve bunu tecavüzcü sayıyor. Meşru dairede evlenmiş kişi. Evlenmiş kişiyi tecavüzcü sayıyor ve tecavüzcü koğuşuna koyuyor, tecavüz cezası veriyor. Hem de daha ağır ceza veriyor. 20 yıla yakın cezadan bahsediyor. Ve bu yüzden bu evliliği cezalandırmadır. Evlilik kurumunu cezalandırmadır. Aile kurumu cezalandırmadır. Yani aile kurmayın. Nikahsız birliktelik olabilirsiniz. Yaş önemli değil. Rıza varsa evleniyor, şikayetçi yok. Bakıyorsunuz istediği yaşta ama evlenmeye gelince yani baskının altı böyle bir baskı var ve gerek içeride gerek dışarıdaki İslam'ı haz edemeyen, İslam'dan haz edemeyen bazı kesimlerin ya da İslam'a diyelim düşmanlık besleyen, İslam'ı İslam'la alakası olmayan bazı kesimlerin baskısıyla oluşturulan bir şeydir. Bir toplumsal proje var. Daha doğrusu dünyada şu an bir proje uygulamaya çalışılıyor. Yani karısız, kocasız, nikahsız bir hayat. Sınırsız cinsel özgürlük, cinsel serbestlik. Ve sadece şeyde yani sapık ilişkiler de dahil. Ve şu an rağbette olan odur. Finans kaynakları var. Bunları da bunları finanse edenler var. Bunların hukuki anlamda uluslararası düzeydeki mekanizmalarda
etkin şeyleri var gerekirse bunlar üzerinde de yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz ki ülkeleri ablukaya almışlar, dayatıyorlar, ifsat ediyorlar. Yani kendi ifsat olmuş. Tamamen nesil mi hedef alınıyor? Nesli bozma adına. Yeni bir insan tipi, yeni bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. Farklı bir insan modeli ortaya çıkarmaya. Yani yaratıcının yarattığını beğenmeyip yeni bir insan tipi oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu da şu an bir dünyada bu plan çerçevesine gittiği için Türkiye'de şu an onun rüzgarına kapıldı. İşte temennimiz İstanbul Sözleşmesi'nin devamının da getirilmesi, bu yargı paketin içerisinde onların da düzenlenmesi, aile kanunundaki uygun olmayan maddelerin değiştirilmesi, işte bu genç evlilikleri tecavüzü süresi nafaka meselesi de var. TCK'daki bunlara yönelik şeyin kaldırılması, işte medeni kanundaki evlilik yaşı ve nafaka konusunun düzenlenmesi, bunların da gelmesi lazım. Mesela bu pakette bunlar yok. Şimdi peki usulü bazı işlemler var. İdare mahkemesiyle ilgili işte 60 günden cevap süresi 30 güne indirilmiş. Ceza hukukuna işte boşandığı eşe karşı işlenen suçlar da ağırlaştırıcı sebep sayıyor. Mevcut eş şey yapılmış gibi onu sayıyor. İşte bilişim suçlarında yine bu da usulü bir şeydir. Mağdurun altındaki adres. Yani olumsuz değil bunlar. Olumsuz değil ama yetersizdir. Yani işte e-posta yoluyla tebligatların bildirilmesi bir kolaylıktır. Mağdurun adresinin, failin adresini bulma yerine mağdurun adresi, herkes her mağdur sosyal medyadan ve bilişim suçlarından eğer şey olmuşsa, mağdur olmuşsa kendi adresinde davasını açıp takibini yapabilecek. Bu bir kolaylıktır. İşte yine ifade amacı yakalanması çıkarılan kişilerin daha önce hafta sonu denk geliyorsa 2-3 gün cezaevinde bekletiliyordu. Savcıya çıkarıncaya kadar karakolda 2 gün bekletiliyordu. Böyle bir durum vardı. Şu öyle değil. Şu an taahhüte ben geleceğim diyorsa öyle bir taahhüt alınıyor. Ben pazartesi geleceğim, ifademi vereceğim deyip şu an salıverecekler onu. Bu da olumlu bir şey belki insan hakları açısından ve masumiyet karinesi yönünden belki mağdur olmaması noktasında şeydir. İşte katalog suçlar dediğimiz suçlar vardı. Daha önce biraz daha serbest bırakılmıştı. Savcılar istediği şekilde onu istediği kişiyi tutuklayıp istediği kişiyi bırakabiliyorlardı. Şu an biraz daha somut delile dayanma, somut delil kriteri getirilmiş. Biraz daha belki keyfiliğin önüne geçmiş olacak bununla. Yani adli kontrolle ilgili yine somut olayda gösterilmesi gerekecek. Somut veriler olması lazım. Yine bu ev hapsi dediğimiz olay vardı, adli kontrol uygulaması. Orada evinde geçirdiği 2 günlük süreyi 1 gün kabul edecek. Daha önce hiç yani evindeki ev hapsi hapisten sayılmadığı için sanki dışarıda özgür birisiymiş gibi cezadan sayılmıyordu. Şu an en azından bir iyileştirme yapıldı. Çünkü hapisin ismi hapis. Yani bir evden dışarı çıkamıyor. Ancak izin alarak belli bazı hastane benzeri yere gidebiliyor. Bu da müsbet bir adım. 2 günün bir gün olarak mahsup edilmesi. Velhasıl yani şimdi ben şu usulü işlemler Hüseyin, genelde var. Şimdi Hüseyin Bey, ben özellikle şu konu üzerinde durmak istiyorum. Genç yaşta evlilik mağdurlarının yaşamış olduğu sorunları biliyoruz. Ankara'da sizin de genel merkezinizi sık sık ziyaret ettiler. İşte sorunlarını anlattılar. Hükümetten beklentilerini, hatta birçok partinin kendilerine kapılarını dahi açmadığını ifade ettiler. Bunu da dile getirdiler. 8.000'den fazla mağdur aileden söz ediyoruz. Şimdi bize de bu aileler çokça ulaşıyor ve yaşadıkları dramın, trajedinin artık sonlanmasını istiyorlar. Çünkü dışarıda binlerce çocuk babasız büyüyor ve babası cinsel istismar suçuyla itham edilerek büyüyor. Bunun da psikolojik bir travmasını yaşıyorlar. Evet. Yani işte kadın korunacak ama kadın kocasından uzakta yaşamak zorunda bırakılıyor. Hapsedilmiş bir kocadan bahsediyoruz. Şimdi madem yargıda reform adaleti tahsis etmek için, o zaman bu konuda neden hala adım atılmıyor? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuştuğunda şunu söylüyor. Evlilik yaşına yönelik eleştirilerde bulunuyor. Toplumsal olayları değerlendirirken 30 bu yaşlara evlilik yaşı çıktı diyor ve ailenin aslında toplumun genelinin hedef alındığını da ifade ediyor. Peki genç yaşta evlenen insanlar neden hala cezalandırılıyor ve bu sorunlar görülmüyor?
ulusal ve uluslararası baskı o kadar çok ki. Yani konuşuyorlar ama yapmıyorlar. Evet. Yani her sene söz veriliyor, yapılması gerekiyor. Fakat baskı odaklarından demek ki çekiniliyor ya da Türkiye'nin önüne ne konuyor bilmiyoruz yani. İhtarın önüne ne konuyor. Ki bu aileler bizlere söz verildi yani, deniyor. Evet doğru söz verildi. Şey diyeceğim şimdi dedik ya bu eylem planıyla ilgili insan hakları standartının yükseltilmesi için diyor bakanlık 9 amaç ve 11 temel ilkeden oluşan bir eylem planından öyle açıkladılar. Yani 11 temel ilke yani bahsediyor. Orayı geçeyim. Gelen sıkıntılı bir şey var. 9 amaç. İnsan hakları eylem planında 9 amaç geliyor. Orada evet iyi geliyor, güzel güzel başa anlatıyor. Yani şey güzel. Verilen mesajlar güzel. Yani masumiyet karinesidir, işte temel hakların vazgeçilmezliğidir, ayrımcılığın olmamasıdır, geliyor. İnsan hakları eylem planının 9 amacından bir tanesi, 8. maddede şunu söylüyor. Kırılgan kesimlerin korunması. Ne kastediliyor onunla? İşte öyle bir kelime, şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde de sinsice kelimelerle oynarak bazı böyle şey kelimeler, muğlak kelimeler konarak oradan bu sapıklara, sapık ilişkilerin önü açılıyordu ve onlara alan açılıyordu. Burada da bu kırılgan kesimler dediği vakit ki orada da başka bazı yerde de ben bu kırılgan kesimler şeyi vardı. Yani kastettiği işte bu kesimlerdir. Evet. Toplumun meşru görmediği ahlaksız ilişkiler, cinsel sapmalar, buna sahip olan kesimlerin korunması amacın içerisinde geçiyor. Yani yoksa buradaki işte diyelim kendini koruyamayacak olan çocuklar ya da engelliler değil yani. Kasıt benim düşünceme göre benim yani o genel okul bununla ilgili yaptığım araştırmada dedim izlenim o kırılgan kesimlerle onları koruma altına almışlar ve bu bir nevi bu insan hakları eylem planı reformu Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın Türkiye'nin örnek olduğu bir ev ödevidir. 2023'e kadar tamamlaması gereken bir ev ödevidir. Ve bu standartlara göre 11 ilke ve 9 amaca göre bunu tamamlaması gerekiyor. Evet. Yani yoksa gerçekten biz bu toplum bizden ne istiyor? Bu halkın refahı için, halkın mutluluğu için ya da bizim adaleti. Çünkü adalet de kime göre adalet, neye göre adalet değişiyor. Avrupa'nın adalet anlayışıyla, yani Amerika'nın adalet anlayışıyla bizimki bir değildir. Farklıdır. Yani ama işte onların anlayışına göre bir anlayışla hareket ediliyor. Ha kendi madem yerli olduklarını söylüyorlar. Yani yerli biz yerliyiz diyorlar. Milliyiz, yerliyiz. O zaman madem milliyseniz, yerliyseniz o zaman halka kulak verin. Halk ne istiyor? Adalet için ne yapmanız lazım? Adaletin sağlanması için ne yapmanız lazım? Yani bütün toplumu Avrupa'yı ya da işte batılı bir yaşam tarzına bölündürmek adalet değildir. Ben bir batılı gibi yaşamak istemiyorum. Onun gibi düşünmek istemiyorum. O yüzden diyorum ki devlet yani bana düşünce dayatmasın, bana yaşam tarzı dayatmasın. Ben kendi düşünceme göre, kendi inancıma göre yaşamak istiyorum. Bunu önünü açsın, kolaylaştırsın. Ama sapık düşüncelerin önünü açıyor. Ahlaksızlıkların önünü açıyor. Toplumun temeli olan aileyi yıkıyor, yıkılmasına sebep oluyor. Oraya giden yolda ve farkında olmana rağmen, buna rağmen gemi su alıyor, batacak, tamir edilmiyor. Görülmesine rağmen. Ya da pansuman ne demek? Oraya işte böyle birkaç metre giden sonra bir daha teke su almaya başarılı şekilde bir yama yapmaya çalışıyor. Olmaz. Ciddi manada bir tamirat gerekiyor.
Peki o zaman gündemdeki diğer konuyu da sormak istiyorum. Evet, insanlardan, insanların özgürlüğünden, işte adaletin ülkede tahsis edilmesinden bahsettik. Ancak hayvanları koruma kanunu teklifi de var gündemde. Bu da görüşülüyor ve tartışılıyor ve kimlerince de eleştiriliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Hele de yani son günlerde sokak hayvanları tarafından... Yani İslam inancına göre hayvanlar da korunması gereken canlılardır. Evet. Hayvana eziyet edemezsin. Ne tür olursa olsun. İhtiyaç dışında onun canına kıyamazsın. Çünkü sen yaşamını devam ettirmek için yani et yemen lazım. Evet. Protein alman lazım. Yani ihtiyaca göre yapma ama keyfi olarak gidip katliam yapamazsın. Avustralyalıların yaptığı gibi işte orada Develer çok su içiyor diye on binlercesini hedef yapıp keyfi olarak öldüremezsiniz. Deve katliamı diye tarihe evet. geçti. Ve ondan dolayı şu an Avustralya felaketlerle boğuşuyor. Geçen de fare istilasına uğramıştı. Evet. Yani Hazreti Salih'in devesindeki o misal gibi. Doğanın dengesini mi bozuyorlar? Dengeyi bozdular. Ne yaptılarsa şu an dengeyi bozmuşlar. Yani Hazreti Salih'in devesinin deki o sonrasında hep felaketler geliyor ya. Şu an Avustralya bana göre onu yaşıyor. Çünkü felakete yıldırımlar, şimşekler, sel baskınları, işte fare istilası, böcek istilası her türlü şey var şu an orada. Dengeyi bozdukları için. Böyle bir şeyle uğraşıyor. Şimdi yani canlıları keyfi olarak öldüremezsiniz. Ama bu canlıların da hayvanların da insanlara zarar vermesini engelleyeceksiniz. İnsandan daha fazla değeri bu hayvana ve hayvanlara da canlılara veremezsiniz. İnsan haklarıyla hayvan hakları karşı karşıya insanı tercih edeceksiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın muhatap aldığı insandır. Ve diyor ki bütün yeryüzündeki bütün canlıları insanlar için yarattığını, insana hizmetine verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ama bunu yaparken eziyet yok. Hadislerde geçen, yani hatta diyor, kurbanlığı dahi keserken eziyet etmeyeceksin. Evet. Meşhurdur yani, susuz kalan bir köpeğe su verdiği için şahsın alacağı mükafat ve cennetle müjdelenmesi gibi rivayetler var. Eziyet yoktur ama hayvanları insanlardan daha fazla insan önüne çıkaracak şekilde, yani Avrupa'da öyledir, şu an Avrupa'da öyle. Yani insanlar sokaklarda yaşıyor. Binlerce insan. Geçen mesela Belçika'da evsizler parlamentodaki meydana çadır kurmuşlardı. Ben kendim Fransa'da 3 yıla yakın kaldım orada. Avrupa'da başka ülkelerinde gezdim. Orada kroşa dedikleri evsiz, bağırsız insanlar geceleri o karda, kışta sokaklarda yatıyorlar. Devlet onları himaye etmiyor. Yani hayvanlar gibi barınak diyor. Hayvanlara barınak yapmak mecburiyeti getiriyor ama o insanları barındırma için bir girişimde bulunmuyor. Manyolan insan ya. Bir memlekette insan açsa, sokağı, evi yoksa, barkı yoksa, kimsesi yoksa koruman lazım. Şu an artık Türkiye'de de o var yani. Bazı dönemlerde bakıyorsunuz ki insanlar sokaklarda donarak ölüyor. Geçmiş dönemde oldu bu. Yani biz işte sokak köpeklerini işte koruyalım. Tamam, koruyalım. Ama onu yaparken insana zarar vermeyecek şekilde koruyacaksın. Yani şeye bakın. Şöyle bir basın taraması yapın. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadınlar, çocuklar, sakat kalan, ölen, parçaladıkları insanlar var. Daha birkaç gün önce bir çocuk saldırıya uğramıştı. Çocuğu parçalamışlardı bunlar. Evet. Bunu koruma altına bunu şey yapmak lazım. Ama yok işte hayvanlara karışamazsın. Bazı yine Avrupa kaynaklı, menşeli, oradan fonlanan, oradan finanse edilen bazı kesimler var. Sesleri çok çıkıyor. Avrupa'nın da yine uluslararası bir baskı var. İşte hayvan hakları, hayvanları koruyacaksın. Tamam, koruyalım. Onlar istediği için değil. Evet. İnancımız istediği için koruyalım. Evet. Bir yana hayvanları korumak için ama öte yana bakıyorsunuz ki işte dağlarda dağ keçisi ve benzeri hayvanı avlama için izin çıkarıyorlar. Evet. Keyfi için, spor için hayvan öldürüyorlar. Engelleyeceksiniz. Diyor, evet. Bunu engelleyin. Spor için, ihtiyacı için değil. Yemek yemek için değil. Zevk için. Hayvana öldür, spor olsun diye öldürüyorsa bunu engelleyin. Ama bunu devlet, bunu kendisi izin veriyor. Para karşılığında izin veriyor.
Baştan evet, hayvan haklarıyla ilgili hayvanları korumak lazım. Peki. Ama insanın önüne geçer, insanın hayatı, canı daha değerlidir. Peki. Hüseyin Bey, müsaadeniz olursa kısa bir arara gidelim, tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kısa bir arara gidiyoruz. Saat başında buradayız. Değerli izleyenler, tekrar birlikteyiz. Rehber gündemde. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatayım. Gündemin başlıklarını Hüdapar Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz Beyefendi ile konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. İş gündeme yönelik konu başlıklarını bitirdik. İş gündeme yönelik başbağlar katliamını, ekonominin işler acısı halini, yargıda reform 4. yargı paketinin eksikliklerini konuştuk. Dış gündeme dair önemli başlıklarımız var. Onlarla devam edeceğiz. Hüseyin Bey, tabii Afganistan meselesi önemli bir mesele. İslam coğrafyasının kanayan yarası. Yaklaşık 20 yıllık bir ABD öncülüğünde NATO'nun işgal süreci var. Çekilme süreci de başladı, sürüyor ama son haftalarda şu gündeme geldi. Türkiye, ABD ve kısmen de NATO Afganistan'dan çekilirken Kabil havaalanının denetimini kendisi yüklenmek istedi. Buranın kontrolünün kendi elinde olmasını istedi. NATO toplantısında da geçtiğimiz haftalarda konu gündeme geldi ama netleşmedi. Türkiye-ABD arasındaki görüşmeler de bu anlamda devam ediyor. Buradan başlayalım isterseniz, Afganistan düzleminde Türkiye-ABD-NATO ilişkilerini. Şimdi yani dedi ya, Afganistan NATO'nun işgalinde. NATO'nun değil, bana göre Amerika'nın işgalinde. Çünkü şu an NATO Amerika'nın çıkarına hizmet ediyor. Evet. Amerika bir ülkeyi işgal etmek istediğinde biraz daha meşruiyet sağlamak için NATO'nun arkasına saklanıyor ya da işte uluslararası bir koalisyon oluşturuyor. Böylece kendi hedefini elde etmek için kamufle ediyor kendini. Doğrudan doğruya belki şey, NATO şemsiyesiyle şu an onu yaptı. Niye şu an Afganistan'ı işgal etti? Ne zaman etti? 2001'den beri şu an orada işgal var. Sebep işte Amerika'da ikiz kulelere yönelik bir saldırı yapıldı. Ve bunun kaynağının işte Afganistan olduğu, Taliban hükümeti. Çünkü Taliban malum o zaman bütün Afganistan'da otoriteyi ele aldı. Hükümeti kurdu. Amerika'nın çıkarlarını bir nevi oradaki şey ki daha önce zaten Rusya orada, Rusya'nın işgalindeydi. Sonrasında ise Amerika bir nevi kontrol etmeye çalıştı. Bir iç savaştan sonra bir koalisyon oluşturuldu. Oradaki gruplardan bir hükümet oluşturuldu. Ama nihayetinde Taliban diğer gruplarla çatışmasında üstün geldi ve hükümeti kurdu orada. Devlet oldu bir nevi. Amerika ise bunu bahane ederek, El-Kaide'yi bahane ederek, El-Kaide'ye destek veriyor diye Afganistan'ı fiilen işgal etti. Hükümeti devirdi ve yerine İngiltere'de yaşayan birini getirip oraya, alın size bu devlet başkanı, aha burası yöneticileriniz, buyurun devam edin. Ve onun himayesinde Türkiye'den de dahil olduğu işte NATO'ya bağlı ülkelerin askerleriyle beraber orada mevcut hükümeti himaye ettiler, korudular ve o günden bugüne de Taliban pes etmemiş. Hem Amerikalılarla hem de mevcut Afgan hükümetiyle çatışıyor. Evet. Yani iktidardan edildi diye ülkeyi terk etmedi. Orada devam ve o günden bugüne de Afganistan'ın birçok bölgesini zaten Taliban kontrol ediyor. Yani Kabil ve çevresindeki bazı noktalar şeyin elinde. Ama kırsal kesimin birçoğunu yine Taliban kendi fiili olarak hakim olduğu alanları vardı. Şimdi Türkiye'nin de bu bağlama baktığımızda evet, bu kadar süren bir işgal var ve Amerika Eylül 2021'e kadar tamamen Afganistan'dan çıkmayı düşünüyor. Yani NATO olarak oradan çıkacak. Ha buna rağmen diyorlar ki işte belli bazı kendi diplomatlarını korumak için yaklaşık 650 Amerikan askerini orada bırakmayı düşünüyor. Onun en önemli askeri üslerinden bir tanesi olan işkence, aynı zamanda hapishane ve işkence merkezi olan askeri Bagram
hava üssü vardı. Amerika'nın karargahı oradaydı ve her türlü gayri meşru, gayri insani işleri orada çeviriyordu. Yani hukukun olmadığı, Afganlara yönelik her türlü muamelenin yapıldığı, insan hakları ihlalinin yapıldığı bir hapishane ve askeri hava üssü. İşgalin sembolü bir nevi Bagram Hava Üssü. Şu an Bagram Hava Üssü'nü tamamen boşalttılar. Boşaltıldı. Türkiye'nin ise yaklaşık 500 askeri Afganistan'da bulunuyor. Ve bunlar Kabil Havalimanı'nı korumakla görevli. Halen şu anki görevi Kabil Havalimanı ve çevresini yani o havalimanını da korumayla görevlidir bunlar. O arada çoğunluğu orada konuşlandırılmış ve orada görevli. Bundan dolayı işte bu geçtiğimiz günlerdeki NATO zirvesinde Türkiye hem Amerika ile ilişkilerini geliştirmek, yani bilemediğimiz, basına yansımayan bazı pazarlıklar, ikili ilişkilerle Türkiye teklif ediyor. Diyor ki işte Kabil Havalimanı'nı ben koruyayım sizin adınıza, işte falan falan ülkelerle beraber. Ona da ikna edin. Olursa ben sizi korurum orada. Ya da sizin menfaatini çıkarınız. Çünkü evet çıkıyor ama menfaatlerinin oradaki şeyin devam etmesi için bir havaalanına ihtiyacı var. Askeri havalimanı da kapattı çıktı oradan. Tek kapı Kabil Havalimanı kalıyor. Ve oradan yine Afgan hükümetini idare etme, Afgan hükümetini yönlendirme, yine oradan işte diplomatik kimlikle bazı ajanlarının, casuslarının ya da bazı karanlık insanlarının gidip gelmesini, kaçakçılarının gidip gelmesini sağlayacak bir yola ihtiyacı var. Onun için havaalanının Amerika'nın denetiminde olması lazım ve öte onun istediği şekilde açık kalması lazım. Bir de şu var, yani Amerika'nın ve öte NATO'nun oradan tamamen çıkmasıyla benim düşüncem, mevcut Afgan hükümeti ayakta kalamaz Taliban karşısında. Evet. Çünkü Taliban zaten hükümetti daha önce. Zaten bütün Afganistan'a hükmediyordu. Ve bunların bu sürede yapmış olduğu katliamlar, yaptığı zulümler, işgal. Çünkü işgalci güçlü. Ve işgali güce destek veren bir yerli, yani Afgan hükümeti, Afgan milisleri vardı. Afgan askeri, ordusu vardı askerleri. Ve şu an Amerika'nın kısmen yavaşça çekilmesiyle beraber, NATO'nun çekilmesiyle beraber birçok Afgan askerinin komşu ülkelere sığındığı, kaçtığı daha doğrusu. Çünkü Taliban'ın onları cezalandıracağını korktuğu için komşu ülkelere şu an sığınmış durumda. Yani Afgan askerleri, Afgan hükümetinin, mevcut hükümetin askerleri kaçıyor. Ve 370 bölge var tespiti Afganistan'da. Mayıs ayından bu yana 50 bölge, yani 2 aylık bir süreçte 50 bölgeden fazlasını Taliban hemen Taliban denetimine geçti. Dedim ki zaten birçok kırsal kesimde zaten Taliban'ın kontrolündeydi. Kabil ve çevresi dışındaki. Şimdi tespit ettikleri bu 370 bölgenin 50'den fazla bölge şu an tekrar Taliban'ın eline geçti. Bazı veriler var mesela ben yaptığım şeyde. Buraya not almıştım. Hı hı. 2007 yılından bugüne kadar Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Afganistan'da öldürülen sivil sayısı 111 bin. Kadın, çocuk, sivil yani. Evet. Ve çoğu da kadın ve çocuk yani. Çünkü hatırlarsanız insansız hava araçlarıyla düğünler bombalanıyordu. Sivil yerleşim yerleri bombalanıyordu. Okullar bombalanıyordu. Yani bunlar çok oldu yani. Hani diyor hafızayı, 20 yıllık bir iş hafızayı beşer insanla maluldur. Bazen dönüp geçmişte haber şeyine bakmak lazım yani. Bir basın taraması yapmak lazım hafızayı tazelemek için. Yani orada çok kan döktü Amerika. Çok katliamlar yaptı. Yani o otoritesini tesis etmek için sindirme politikası uyguladı. Ve gözünü kırpmadan sivilleri öldürdü, çocukları öldürdü. Sakat kalan... bir sürü insan var, o ayrı mı zaten? Çoğu tek ayaklı mayınlardan şeyden dolayı. Protez de yaşıyor, yani engelli duruma geldi, özürlü halde yani. Bedensel engel oluştu birçoğunda. Ve kalıcı hastalıklar ve öte kalıcı şeyler oldu. Sekeller bırakıldı. Yine iki bu.
Düşünün mesela 2007'den bu yana, 2001'deki 2007 öncesi ise şey yapılmamış, kaydı tutulmamış. Ona katarsak eğer, yani işgalin ilk yıllarında ki bu durumu da kattığımızda bu yüz binleri geçiyor. Kaç yüz bin insan edecek, sadece 111 bin değil de çok çok daha fazla sayı bir rakam ortaya çıkacak. Bu sürede de işgalin ilk gününden bugüne kadar da sadece 2300 Amerikan askeri öldürülmüş. Evet. Yani çünkü hava operasyonları, hava saldırılarıyla evet, yapılan katliam. Onlar da yapılmış. Yani direkt bunu da şunu gösteriyor ki kendisi Amerikan askerleri direkt olarak şeyle muhatap olmamış. Taliban'la muhatap olmamış. Daha çok Afgan halkını, Afgan Kabil, onlar da şey yapmış. Onlar da Allah'u alem 10 binlerle ifade eden bir rakamdı. Şu an bulamadım onu. Rakam şu an peki, aklımda değil. Ben biraz da hani zamanı tasarruflu kullanma adına Afganistan'dan Mısır'a geçmek istiyorum. Mısır'daki idam... Ben şunu diyeyim, Türkiye şu an Amerika'nın orada kalması Amerika'nın çıkarına hizmet etmek için kalmış olacak. Biz parti olarak Türkiye'nin orada kalmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü Türkiye evet orada kalmak istiyorsa ya da Afganistan'a faydası dokunmasını istiyorsa taraflar arasında oradaki Afgan grupları arasında taraf tutma değil, onları uzlaştırma Müslüman bir ülke ise o şeyle o da çünkü ona diyor ki diyor, biz Müslüman bir ülkeyiz. Afganların diyor bizimle problemi yok. Biz orada kaldığımızda bizi seviyorlar. Bize zarar vermezler. Ama buna bakıyor Taliban yetkilisi diyor ki burada kalacak olan tüm askeri güçler NATO adına kalıyorsa düşmandır ve bizim hedefimiz haline gelir. Yani böyle bir durumda riskli bir durumdur. Yapacağı şey çatışan grupların arasını bulma, haklı haksız noktasında uzlaştırma ve onların kendi aralarında yani NATO Amerika çıktıktan sonra askeri güç çıktıktan sonra daha fazla kan dökülmesi engellemek için uzlaştırıcı bir rol oynaması gerekiyor. İstikrara, barışa hizmet için orada görev alması lazım. Yoksa Amerikan hizmetlerini Amerika'nın işte oraya hizmet için ya da çünkü havalimanı kapandığı vakit bütün diplomatik işler de kapanmış olacak. Mevcut hükümetin, Afgan hükümetinin de artık hiçbir ülkenin orada temsilcisi de kalmamış olacak. Hepsi gelecek çünkü güvenlik yoksa, giriş gelecek güvenliği yoksa. Ondan dolayı orada mevcut hükümete destek ve çatışmalar daha da uzasın, Afgan'a birbirini daha fazla öldürsün diye bir nevi orada öyle bir rol biçiliyor. Amerika, Afganistan'da kaosun bitmesini istemez. Amerika hiçbir ülkede kaosun bitmesini istemez. Çünkü Amerika'nın nemen alması odur. Bütün dünyada kaos, kargaşa çıkacak ki oraya çöksün, onun zenginliklerine el koysun, alıp kendi ülkesine götürsün. Yani Amerika'nın Avrupa'da, öte Amerika'da, yani orada bir insanın rahat yaşaması için İslam coğrafyada, dünyada, diğer ülkelerde en az 10 kişinin açlıktan ölmesi gerekiyor ki oradaki rahat yaşasın. Amerika'daki, Avrupa'daki rahat yaşasın. Bunun üzerine kuruldu bütün sömürü düzenleri. Evet. Peki Mısır'a geçelim dilerseniz. 14 Haziran'da Mısır'da 12 kişi için idam kararları verildi. Verilen idam kararları onandı. Cunta'nın yüksek mahkemesi tarafından ki bunlar içerisinde Muhammed Biltacı gibi İhvan-ı Müslim'in yönetim kadrosunda olan kişiler de, karakterler de vardı. Şimdi bu idam kararlarının ne zaman infaz edileceği de bilinmiyor. Bir sabah kalktığınızda bu idamların infaz edildiğini de görebiliriz. Günlerdir tepkiler var. Özellikle Türkiye'de yoğun olarak tepkiler var. Kitlesel sivil toplum kuruluşlarının tepkileri var. Sizlerin de tepkileriniz oldu. Bu idamların engellenmesi için yapılan tepkileri yeterli buluyor musunuz? Özellikle uluslararası toplumda bunu yeterli buluyor musunuz? İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği bunlardan henüz bir ses yok. Bu idamların durdurulması için yapılması gereken ne? Bu idamlar karşısında Türkiye'nin almış olduğu pozisyonu nasıl okumak gerek? Çünkü Türkiye dışlarında henüz bir tepki yok. Maalesef. Evet. Yani dünya kör, sağır, dilsiz.
sadece seyrediyor. Ve seyredenler yani çok azı belki işte yani üzülerek seyrediyordur. Ve emin olun büyük bir bölümü de sevinçle yani seyrediyor. İçinden alkışlıyor bunu. Bunu Arap ülkeleri de dahil. Evet. Bunun içinde. Çünkü ihvan düşüncesi, fikriyatı ile mevcut Arap krallarının yönetim tarzı birbiriyle çelişiyor. Yani ihvan düşüncesinin Mısır'da ya da herhangi bir Arap ülkesine hakim olması demek, krallıkların tek tek yıkılması, oradaki halkın da İslami taleplerde bulunması, kralların keyfi uygulamaların keyfi yönetimine karşı çıkmaları anlamına gelecek. Bundan dolayı Mursi'nin başında bulunduğu İhvan'ın iktidarı Hürriyet ve Adalet Partisi'nin bütün yöneticileri evet, neredeyse zindanda yani, orada. Ve bunlar darbeyle Amerikan ve Arap ülkelerinin desteğiyle, özellikle Suudi Arabistan'ın desteğiyle ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Sisi'ye darbe yaptırıldı ve bütün bu insanlar içeri atıldı. Şimdi bu insanlar binlercesi meydanlarda, yani o modern onların çok sevdiği tabirle demokratik tepkilerini ortaya koyarken, sokaklarda silahsız bir şekilde sadece özgürlük istiyorlardı. Darbeye kabul etmediklerini söylüyorlardı ve binlercesi öldürüldü. Tarandı. Hı hı. Binlercesi. Buna rağmen ihvan şiddete bulaşmadı ve şiddete daha önce de bulaşmamıştı. Yani ihvanın strateji, düşüncesi o. Yani şiddetsiz bir şekilde iktidara gelmek, toplumu, İslamileşmek, İslam toplumu bu şekilde kurmak. Düşünceleri bu. Binlerce insanı katliama uğramasına rağmen herhangi bir şiddet olayına bulaşmadı. Öyle ki bir kısım gençler bu nedenle ihvandan ayrıldılar. Yani bu kadar da olmaz deyip ayrıldılar. Ve buna rağmen şu an bu insanlar idam ediliyor. İhvanın yöneticileri idam ediliyor. Hiçbiri bir katliama, bir cinayete bulaşmamış. Tek suçları Mısır'da iktidara gelmek. O da seçim yoluyla, seçimle iktidara gelmiş. Halkın talebiyle, seçimle seçilmiş, iktidar olmuşlar. O zaman idamlar şu netice çıkıyor. Demek ki bu idamlar hukuki değil. Herhangi bir cezaya karşılık değil. Yani bir cinayete ya da bir şeye karşılık değil. Yapılan şey. Tamamen siyasi bir kararla alınan idamlardır. Ve tamamen ısmarlama kararlardır. Birilerini memnun etmeye yöneliktir. İçeride de sindirmeye, susturmaya yönelik bir karardı bu idam kararları. O açıdan güçlü bir sesin çıkması lazım. Evet, Müslüman toplum ses çıkarıyor. Sivil toplum kuruluşları sesini yükseltiyor ama devletler bazında yüksek bir ses yok. Belki Türkiye biraz bazen şey yapıyordu. Fakat son dönemlerde yani Mısır'la iyi ilişkiler geliştirme gibi bir duruma girdi. Malum yani hem Akdeniz'deki bu hakimiyet alanı, yetki alanları meselesi var. Mısır, özellikle Libya'da Türkiye Mısır'la karşı karşıya geldi. Mısır Hafter'i destekliyordu, Türkiye Sarac'ı destekliyordu. Orada karşı karşıya geldiler. Mısır işte Libya ile bu deniz yetki anlaşması yapıldı. Yunanistan, Rum kesimi, Mısır'la İsrail, Mısır kendi aralarında Lübnan böyle bir anlaşma yaptılar. Yani bir nevi Türkiye'yi çerçevelemek için Akdeniz'de ki bu manevrasını boşa çıkarmak için böyle bir şey gelir. Yani gelen noktada şu an Türkiye Mısır'la iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. İlişkileri geliştirmeye çalışıyor. Hatta bunun için bazı Mısır hükümetinin talepleri var. İhvan'ın yetkililerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesi talebi var. Yani dolayısıyla buna yönelik bazı
iddialar, dedikodular da yayınlandı göndereceği yönünde geçmiş dönemde. Şu an durdu yani o şeyler. Fakat böyle bir şey var. Şimdi bu şart altında Türkiye Mısır'la ilişkiyi geliştirmek istiyor. Ve Mısır'a şu an baskı yapacak, idamları durduracak bir yani baskıyla değil. Fakat belki diğer bazı devletler arası ilişkiler, çünkü devletlerle ilişkilerinde bazı faydalar sağlama, bazı ekonomik, yani ya devlet, bir devletin başka bir devleti etkilemesi için ya gücü kuvveti olacak, sopası olacak, daha güçlü olacak. Yani oradan bir ultimatum verip bu işi bitirecek. Evet. Ya da onun dışında ikili ilişkilerle bazı menfaat, devlet arası tıkanmışları gider ve bazı menfaat sağlamayla ilgili bazı şeyler belki yapabilir. Ama nihayetinde Türkiye bu noktada daha aktif olması lazım. Mevcut idamları durdurması lazım ve şu anki Mısır hükümetinin artık ihvana intikamcı duygular beslememesi ve bir normalleşmeye gitmesi lazım. Yani bu kadar kan yeter, döktün kan yeter deyip normalleşmesi lazım, normalleştirilmesi lazım. Bu baskının bitmesi, özellikle İhvan diğer lider ve üyelerinin cezaevinden bırakılması noktasında bir ön ayak olabilir, bir aracı olabilir. Yani Mısır'a kuracağı iyi ilişkiler sonucunda bunu yapabilir. Ama sadece belki Türkiye yetmiyor. Dediğim gibi Arap ülkeleri şu an onlar da İhvan'ı tehdit ve tehlike olarak görüyor kendileri için. Hatta terör örgütü olarak niteliyorlar. Sadece onun değil. Hamas'ı da hakeza kendi için tehdit olarak görüyorlar. Ve bu çerçevede bütün İslam düşmanları işbirliği yapıyor. Amerika ile, İsrail ile ve diğer işbirlikçileriyle. Evet. Peki o zaman, yapabiliyorlar. Peki o zaman Hüseyin Bey, sürenin de sonuna geldik. Birkaç başlığımız daha vardı ama ben Urumçi katliamının da 12. yılıydı. Urumçi katliamıyla programı kapatmak istiyorum. 2009 yılıydı, 5 Temmuz günü yine Doğu Türkistanlı Müslümanlar, Doğu Türkistan'ın başkenti olan Urumçi'de Komünist Çin yönetimi tarafından bir katliama maruz kaldılar. Yüzlerce Uygur Müslüman şehit oldu. Yine 2000'e yakın Müslüman orada yaralandı. Binlercesi işkencelerden geçirildi. Urumçi katliamıyla ilgili de sizden doğrusu bir mesaj almak isteriz. Şimdi Mısır'daki idamlar da sanki konjonktüre kurban gidiyor gibi bir durum var. Türkiye'nin sessizliği açısından söylüyorum. Doğu Türkistan'da Çin işgaline karşı da bir sessizlik maalesef Türkiye'de var. Biraz bu yönden bir değerlendirme almak isterim sizden. Diğer devletlerin çıkarları vardır. Dostlukları yoktur. Milli çıkarlar için devletler her şeyi yaparlar. Yani vefa yoktur devletlerde. bu noktada ilkeli bir siyaset ya da ama şey yoktur. İnanç bağınız var, kan bağınız var. Olabilir yani. Dediğim gibi ben yani şu an oradaki şeyler de ekonomiye ve siyasi bazı şeylere kurban edilmiş. Doğu Türkistan. Tabii Doğu Türkistan'ın Müslümanlar siyasi rehine gibi orada duruyorlar ve Türkiye onlara kan bağı olmasına rağmen, din bağı olmasına rağmen onlarla bir şey yapmıyor, yapamıyor mu? Yani sesini çıkarsa ne faydası olacak? Onu da bilemiyoruz. Fakat her şeye rağmen sesini çıkarma faydası dokunmasa dahi sesini çıkarması lazım. Ama dediğim gibi yani güçlü olan, bu Türkiye ile Çin arasındaki bu ilişkide güçlü olan Çin olduğu için eli güçlü, bütün şeyler onun lehine. Türkiye'de bir nevi oradan ekonomik olarak bazı çıkarlar ya da bazı şeyler sağlamak için Çin'in bütün bu zulmüne seyirci kalıyor, göz yumuyor, dile getirilmesini dahi istemiyor. Görülmesini dahi istemiyor. Böyle olunca Çin rahat bir şekilde katliam yapıyor ki sadece yani Urumçi geçmişte evet yapıldı. Urumçi değil, birçok ülkede zaten Müslümanlar katliama uğruyor. Dünyanın sesi zaten yok. Yani Haçlı zihniyetine sahip olan Avrupa ülkeleri zaten görmezden geliyor.
İslam ülkeleri de devletin, milli devletlerin milli çıkarları adına bunu görmezden geliyor. O zaman ne oluyor? İşte yapanın yanına kar kalıyor. Müslümanlar da işte cuma namazı çıkışlarında ya da işte bazı belli günlerde çıkıp işte bağırıp çağırıyor, protesto ediyor. Sivil toplum kuruluşları ve partiler. Bu da netice vermez yani. Çünkü bu tip ilişkilerde devletlerin devreye girmesi lazım. Onun için diyor ki tekrar yeniden yani İslam ülkelerinin ümmet olması lazım. Bir araya gelmesi lazım, güçlenmesi lazım. Evet. Kendi birbirlerine karşı kendi ordularını çatıştırmaktan, enerjiyi içeri harcamaktan vazgeçmesi lazım. Dünya Müslümanlarını korumak için, kendi ülkelerinin İslam coğrafyasının menfaatini korumak için bunlara karşı güç birliği etmesi lazım. Yani belli bazı güç blokları var şu an dünyada. Ama en güçsüz, en dağınık olan Müslümanlardır yani. Avrupa ülkeleri işte yakın zamanda birbirlerinden milyonlarca insan öldürmesine rağmen, 100 milyona yakın insan öldürmesine rağmen şimdi bir araya gelmişler çıkar endeksi olarak, menfaat endeksi olarak, sömürü endeksi olarak bakıyorsunuz bir güç oluşturmuşlar, dünyayı sömürmeye kalkıyorlar. Amerika ile şu an yarış halinde. Amerika hakeze bir şey oluşturmuş, hegemonya oluşturmuş, bunu yapıyor. NATO'yu arkasına almış, diğer NATO ülkeleriyle beraber istediğini yapabiliyor. Diğer bir uca bakıyorsun, Rusya var, o da birçok ülkeyi etrafına toplanmış, bir güç oluşturmuş. Ve onlarla bir oluşturup birlikle şu an ben de varım diyor. Çin nüfusuyla ve yani ekonomisiyle o da ben varım diyor. Yani güçsüz olan kim? Paramparça olan İslam ülkeleri, Müslümanlar, bir ona da yetmiyor. İşte Amerika'nın keyfi için ya da Avrupa'nın keyfi için ya da Rusya'nın keyfi için, onun talebi için vekalet savaşları yürütüyorlar. Birbirlerini öldürüyor, birbirlerini aşağı mahkum ediyorlar. İşte Yemen'de Suudilerin baskısı neticesi orada birçok insan açlıktan ölüyor. Ya da Suriye'de Amerika'nın, Rusya'nın isteği için orada milyonlarca insan muhacir oldu, ülkesini terk etti, milyonlarcası öldürüldü. Yani perişan oldu. Yani bu açıdan bak, Müslümanların başkasına taşeronluk yapması, özellikle bu emperyalist ülkelerde taşeronluk yapması, güç birliği yapması gerekiyor. Taşeronluktan vazgeçmesi lazım ve onların adına vekalet savaşları vermemesi lazım. Yani bunun için de bu ülkelerin, İslam ülkelerin yöneticilerinin hain olmaması lazım. Hainlerin başa getirilmemesi lazım. Evet, peki. Yani İslam ümmeti geleceğe emin adımlarla yürümek istiyorsa bir güç birliğini oluşturması şart diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Hastaydınız, rahatsızlığınız vardı. Buna rağmen programa iştirak ettiniz, katılımı gösterdiniz. Bu anlamda da size teşekkür ediyorum. Atom dediğiniz karışım iyi geldi yani. Biraz rahatlattı. Afiyet olsun diyoruz. Rabbim şifa versin inşallah. Değerli izleyenler, bu akşam yine gündemin sıcak başlıklarını, önemli başlıklarını Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz Beyefendi ile değerlendirdik. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konular ve konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla Allah'a emanet olun.